yönetim kurulu o kafere gücünün ilk toplantısını ya da gerçekleştirecek bu konuyla ilgili sizden görüş almak istediniz. Bir de Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde Suriye'de biraz daha fazla askerini bulunduracağına ilişkin bazı açıklamalar geldi. Bu açıklamayı yaklaştı. Bu ABD'nin çekilme kararından sonra biliyorsunuz Washington'da ortak çalışma grupları bir araya gelmişti ve burada Pompeo ve birlikte bir görev gücü kurma kararı almıştık benim teklifim üzerine ve ilk toplantısını esasen Washington'da hemen o ortak çalışma grubu toplantısından sonra gerçekleştirmişlerdi. Şimdi ikincisini gerçekleştiriyorlar. Bu çekilme sürecini nasıl koordine edeceğiz, neler yapmamız gerekiyor bunları konuşuyoruz. Ve sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür bu. Diğer hani Münbiç yol haritası ve diğer konular ortak çalışma grubu çerçevesinde zaten konuşuluyor. ABD'nin çekilmesinden sonra yani çekilme kararından sonra farklı tutumlar, farklı düşünceler biliyorsunuz sürekli konuşuldu, söylendi, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejinin olmadığının göstergesidir. Biz de kendilerine bu konuda da yardımcı olmaya çalıştık. Yani birlikte koordine edelim konusunda onlar da aynı tutum içindeler. Fakat burada tabii anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor. Gerek güvenli bölgeyle ilgili gerek diğer konularda. İşte bu çalışma grubu da bu amaçla zaten toplanıyor. Yarınki toplantılarda iki tarafta düşüncelerini ve birlikte neler yapabiliriz bunları paylaşacaklar. Dün İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığım konuşmada yani son cümlelerinde şunu söyledim. Yani Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de 2 yıl başkanlık yaptım ve yaklaşık 11 yıl orada bulundum. Burası da demokrasinin beşiğidir. Ve çifte standarttan uzak bir Avrupa istiyoruz dedim. Ve bunu savunan nadir bakanlardan bir tanesiyim dedim Avrupa için. Maalesef bugün Avrupa ikiyüzlülükte ve çifte standartta artık en üst noktaya çıkmıştır. Bir taraftan eğer idam olursa, idam cezası gelirse Türkiye'de şunu yaparız, bunu yaparız diye sürekli biliyorsunuz o darbe, hain darbe girişiminden sonraki tartışmalarda böyle tehditvari konuşuyorlardı. Ama bu fidanların, genç fidanların 9 insanın şehit edildiği, idam infaz edildiği bir günde ve günlerde tüm AB liderliğinin gidip de Sisi'ye destek vermesi ve onunla aynı yerde olması işte tam da bizim söylediğimizin bir fotoğrafıdır. Bu bir çifte standarttır, iki yüzlülüktür ve bu ülkeler için esasen artık değerler kalmamıştır. Yani hep ortak değerler diyoruz. Maalesef Avrupa'daki bu ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, aşırıcılık gibi akımlar Avrupa değerlerini zaten aşındırmıştır. Ve bugün Avrupa'yı yöneten ülkelere, Avrupa ülkelerini yöneten liderlere baktığımız zaman Avrupa Birliği de dahil değerler yoktur, sadece çıkarlar vardır. Yani çıkarı olduğu zaman değerleri unutan, bir kenara bırakan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bizim de itirazımız budur ve Mısır'daki tabloda bunun bir göstergesidir. Sayın Bakan, S-400'lerle ilgili bazı açıklamalar geliyor. Arkadaşlar S-400'le ilgili açıklamaya falan gerek yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Her şey bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti verdiği sözden de hiçbir zaman dönmemiştir. Bu zaten anlaşmanın dışında bizim ilkeli tutumumuzdur. Yani bitmiş ve sadece artık teslim süresi konuşulan, ne zaman teslim edileceği konuşulan bir anlaşmanın detaylarını veya diğer yönlerini konuşmaya gerek yok. Başkalarından gelen açıklamalar da bizi ilgilendirmez. Çok teşekkür ederim. Hadi.